bu önemli teklif konusunda meclisimizin gerekli adımı atacağına yürekten inanıyorum. Şayet meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse elbette son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin bizatihi kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarede milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsüyle ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik olan düzenlemeyi önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu'nun gündemine alınması konusunda mutabakata vardık. Şu ana kadar açıkça biz buna karşıyız diyeni gördünüz mü? Hayır. Hiçbir parti, milleti temsil eden hiçbir partinin bu milletin değerlerini temsil eden iki maddelik bir anayasa değişiklik teklifine hayır diyebilmesi mümkün değil. Eğer 400'ün altında 360 ila 400 arasında kalırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anayasa değişiklik teklifini referanduma sunmaktan başka alternatifi kalmaz. Ama inanıyoruz ki hiç temel hak ve hürriyetlerin halk oyuna sunulmaması esastır. Temel hak ve hürriyetlerin kanun konusu olmaması da esastır. Anayasa çalışmasıyla diğerlerini birbirine karıştırmak doğru değildir. Yine bunu da milletimiz değerlendirir. Ne yapılıyorsa en küçük şeyden bile hepsi milletin gözü önünde yapılıyor ve millet hepsini tartacak, değerlendirecektir. Milletin hükmüne, kararına hepimiz şimdiden razıyız. Önümüzdeki günlerde komisyon sürecine başlayacağız. Ondan sonra genel kurul safahatında diğer parti gruplarının da şimdilik flu olan tutumlarının da komisyon ve genel kurul safahatında net bir şekilde ve mecburen ortaya çıkacağını ve neticede de 400'ü aşan bir kabul oyuyla bu değişiklik teklifinin mecliste kabul edileceğini ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi de bir yandan bir anayasa değişikliği için parti gruplarından randevu isteyip bir diyalog ortamı yaratmaya çalışıyorken karma komisyon önünde bulunan 1760 tane dosyadan özenle seçip aldığı iki dosyayı görüşmeye başlayacak. Bunlardan bir tanesi İyi Parti Milletvekili Lütfi Türkkan'a ait, bir tanesi de milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'a ait dosyalar. İttifak ortağımız İyi Parti ile birlikte hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gruplardan istediği görüşme randevu talebini reddettik. Hem de bugün ilgili komisyona girmeyeceğimizi, böyle bir hukuksuzluğa, böyle bir adaletsizliğe meşruiyet kazandırmayacağımızı söyledik. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Yönetimi'nin diyalog çabalarını önemsiz görmüyoruz. Ancak iktidarın bizlere yönelik politikaları nedeniyle böyle bir görüşme zemininin ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Mevcut anayasanın dahi her gün çiğnendiği, hukukun askıya alındığı bir süreçte anayasa değişikliği görüşmeyi samimi ve inandırıcı, güven verici bulmuyoruz. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Musavat Dervişoğlu, Sayın Zengin'e bizim şöyle bir hassasiyetimizi iletti. Tam da biraz önce bahsettiğim Sayın Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının karma komisyona getirildiği bir gün böyle bir görüşme talebini bize getirmek gerçekten kabul edilebilir ve etik bir davranış değil.